Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sizlere, bütün Türkiye'ye selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Sözlerime şöyle başlayayım. Son zamanlarda gazetelerde okuyorsunuz, yorumlar yapılıyor, haberler yapılıyor, internet sitelerinde şu geldi, şu gitti vesaire vesaire. Bunların tamamı asparagus. Bunu unutmayın. Yok böyle bir şey. Gerçek olan bir şey var. 77 milyon yurttaşıma sesleniyorum. Gerçek olan bu. Hepinizin oyunu istiyorum. Öyle uzun süreli değil. Denemek için. 4 yıl için, 4 yıl için yetki istiyorum. Göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. Göreceksiniz kul hakkı nasıl korunuyor. Göreceksiniz rüşvetçilerden hesap nasıl soruluyor. Göreceksiniz. Göreceksiniz Türkiye nasıl zenginleşiyor. Göreceksiniz Türkiye'de herkesin işi aşı nasıl oluyor, bunları göreceksiniz. Göreceksiniz. Size söz veriyorum, söz. Söz. İnsanımı seviyorum. Halkımı seviyorum. Hiçbir ayrım yapmıyorum. Benim için yandaş yok, benim için vatandaş var. Herkese eşit mesafedeyiz biz. Önemli olan Türkiye'nin geleceğidir. Çünkü Türkiye'nin geleceği hepimizin geleceğidir. Türkiye'nin geleceğidir. Çünkü Türkiye'nin geleceği hepimizin geleceğidir. Çocuklarımızın geleceğidir. O kadar azdılar ki Cumhuriyet'e 90 yıllık parantez söylemini dillerine alıyorlar. Bunu almaya cesaret ediyorlar. Söylemek isterim. Cumhuriyet olmasaydı sen Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak mıydın? Cumhuriyet olmasaydı sen milletvekili olacak mıydın? Cumhuriyet olmasaydı kadın olarak sen oy kullanabilecek miydin? Cumhuriyet olmasaydı sen seçilebilecek miydin? Bunun adı nankörlüktür. Bunun adı Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanettir. Sonra anladık ki meğer bu parantez başka bir parantezmiş. Lale paranteziymiş bu. Lale parantezi. Şunu unutmayın. Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Mütedeyyin yurttaşlarıma sesleniyorum. Dindar yurttaşlarıma sesleniyorum. Muhafazakar yurttaşlarıma sesleniyorum. Unutmayın. Adalet ve Kalkınma Partisi müzik kutusu gibidir. Kim parayı atarsa onu müziğini çalar. Bu gerçektir. ₺400 milyarlık para attılar bir kutuya, milletvekilinin kutusuna. Şimdi kalkıyor, Cumhuriyet'e parantez açıyor. Neden? 400 milyar için. 400 milyar değil, hayatımız pahasına Cumhuriyet'i koruyacağız. Cumhuriyet bizim cumhuriyetimizdir. 77 milyon yurttaşın cumhuriyetidir. Birilerinin cumhuriyeti değildir. Birilerinin parantez açma cumhuriyeti değildir bu. Kim oluyorsun sen? Dikkat edin. Ahmet Davutoğlu ağzını açıp tek laf bile etmiyor. Tek laf bile etmiyor. Sormak istiyorum Sayın Ahmet Davutoğlu'na. Cumhuriyete parantez açıp
Cumhuriyete ihanete kalkışana sen ne diyorsun? Çık açıkça söyle. Söyleyecek mi? Söyleyemez. Söyleyemezsen aynı ihanet içinde sen de varsın derim. Kimse kusura bakmasın. Değerli arkadaşlarım, Uğur Mumcu'yu 24 Ocak'ta andık. 22. yılı. 22 yıldır asıl failleri bekliyoruz. Bir pazar sabahı öldürüldüğünde, katledildiğinde siyasiler çıkıp asıl failleri ortaya çıkaracağız. Namus sözü veriyoruz dediler. 22 yıldır siyasilerin namus sözlerini tutmasını bekliyoruz. O yiğit bir insandı. Kuvayi Milliyeciydi. Cumhuriyetçiydi. Atatürkçüydü. Ödün vermezdi. Kimsenin önünde boyunu boynunu eğmezdi. Yürekli bir insandı. O nedenle söylüyorum. 22 yıl değil, kaç yıl geçerse geçsin seni anacağız ve unutturmayacağız. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkımıza verilmiş sözüdür. O aynı zamanda iyi bir hukukçuydu. Adalete inanırdı. Adalete güvenirdi. Adaletin üç ayağına da önem verirdi. Savunmaya da, iddiaya da, yargıya da. Üç ayakta önemlidir derdi. Değerli arkadaşlarım, Tunceli Baro Başkanı 6 yıl 3 ay ağır hapse mahkum edildi. Baro Başkanı sıradan bir insan değil. Hangi gerekçeyle mahkum ediyorsun sen? Açıkça söylüyorum. Bu mahkumiyet sadece Baro Başkanı'na verilen bir mahkumiyet değildir. Tunceli halkına verilmiş bir mahkumiyettir. Takip edeceğiz. Sonlandırılıncaya kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Uğur Mumcu'nun 1984'te darbeci generallere karşı yazdığı bir yazı var. Şöyle diyor. Demokratik rejimler hukuk devletiyle başlar, hukuk devletiyle biter. Hukuk devletinin en önemli güvencelerinden biri yargı bağımsızlığı. Yargı bağımsızlığı ile birlikte avukatların ve baroların bağımsız olabilmeleridir. Savunma hakkının kutsallığı ancak ve ancak yargı bağımsızlığının sağlandığı barolara bağımsızlık tanınan düzenlemelerle söz konusu olur diyor. Evet, biz de aynı inançtayız. Aynı düşüncedeyiz. Aynı düşünceyi savunuyoruz. Baro başkanını alıp mahkum eder, hapse atarsan bunu kabul etmek mümkün değildir. Hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne yakışmaz. O nedenle umuyorum ve diliyorum. Türkiye bu sorunu aşar. Adalet konusunda hepimizin kaygısı var. Adaletin nasıl törpülendiğini hepimiz biliyoruz. Son 5 yılda, rakam vereyim değerli arkadaşlar. Son 5 yılda 155 kez yayın yasakları getirildi. 155 kez yayın yasakları getirildi. Halkın çıkarı için değil, halkın öğrenmemesi için yayın yasakları getirildi. Deniz Feneri yayın yasağı getirildi. Roboski yayın yasağı getirildi. Rıza Zarraf olayı yayın yasağı getirildi. Meclis yolsuzlukları soruşturma komisyonu yayın yasağı getirildi. Daha da garibi, şimdi bağırıyorlar ya KPSS soruları çalındı diye. Onun için de 2011'de yayın yasağı getirmişlerdi. Hırsızın olduğunu biliyoruz artık. Biliyoruz. Şunu söyleyeyim, öyle hırsız uzağımızda falan değil. Parlamentoya gelirken elinizi cebinizden çıkarmayın. Ne olur ne olmaz onu söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet olayı soruşturuldu. 4 bakan istifa etti. 4 bakan istifa etti. Soruşturma komisyonu kuruldu. Ahmet Davutoğlu 4 bakanı çağırdı. Dedi ki, ya siz istifa ettiniz.
Dördünüz de gidin Yüce Divan talebinde bulunun. Yüce Divan'a çıkın. Dolayısıyla bu olayı kapatalım. Bizi de kurtarın bu yükten dedi. Onlar dediler ki bir dakika. Biz önce abimize danışacağız. Ona gideceğiz, abimize gideceğiz. Gittiler. Gittiler. Dediler ki bir dakika. Biz gidersek birileri de gelecek bizimle beraber. E Bilal oğlanı unutmayın sakın dediler. Tablo değişti. Tablo değişti. Şimdi ben Ahmet Davutoğlu'na sormak istiyorum. Sen ne söyledin? Onlar ne yaptılar? Ben sana vesayet altındasın derken gerçeği söylüyorum. Sen başbakan değilsin ki. Başbakanlık koltuğuna oturtulan 23 Nisan çocuğusun. Başka bir şey değilsin sen. Bir başbakan adı yolsuzluğa bulaşmış. Görevlerinden de istifa etmiş. Dört bakanı çağırıp Yüce Divan'a gideceksiniz. Siz isteyin. Dedikten sonra geri adım atmamalı. Atarsa onun başbakanlığı tartışma konusu olur. O nedenle diyoruz. Sen başbakan değilsin. Oraya oturuyorsun. Hani meşhur fıkra var ya. Sayın Davutoğlu bir yere gidiyor. Kapıda yabancı bir ülkede kapıdan görevliler var. Bir dakika diyorlar. Nereye gideceksiniz? Toplantıya katılacağım. Adınız ne? Ahmet. Soyadınız Davutoğlu. Ne iş yaparsınız? Devlet dairesinde başbakanım diyor. Aynı pozisyon. Ülkeyi yönetemiyorsun. Sayın Ahmet Davutoğlu yönetemiyorsun. Yürekli değilsin. Sözünün arkasında durmuyorsun. Dört bakanı çağırdın bunları söyledinse arkasında duracaksın. Bir dakika diyeceksin. Artık Yüce Divan'a göndereceğim ben seni. Git hesabını orada ver diyeceksin. Dediğin anda ben derdim ki bu işte başbakandır. Diyor ki bizle Cumhurbaşkanı uyum içindeyiz. Aramızı bozmak istiyorlar. Zaten uyum içinde olduğunuzu ben çok iyi biliyorum. Yani bunda hiçbir tereddütüm yok benim. Benim tereddütüm başbakanlık koltuğu için. Başbakanlık koltuğu boş. Onu doldur diyorum ben sana. Yoksa git sabah akşam Cumhurbaşkanı'yla kavga et. Öyle bir düşüncem de yok zaten. Devlet yönetimi de yok zaten. Devlet yönetiminin uyum içinde olması lazım. Ama uyum içinde olması lazım. Nasıl? Halkın çıkarları paralelinde uyum içinde olması lazım. Hırsızların çıkarları paralelinde uyum içinde olursa karşında Cumhuriyet Halk Partisi'ni görürsün. Olay ortaya çıktı. Hep beraber koro halinde darbe 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 dediler. Ben de defalarca sordum. Ya arkadaş darbeyse senin şu bakanın koluna 700 milyar liralık saati darbeciler mi taktı? Ya arkadaş eğer bu darbeyse senin bakanlarının çocuklarının yatak odalarına boy boy para kasalarını darbeciler mi koydu? Eğer bu darbeyse o kasaların içine milyonlarca doları, avroyu darbeciler mi koydu? Sonra senin bakanın çıktı. Benim bir günahım yok dedi. O söyledi, ben de yaptım. İstifa edecek birisi varsa onun istifa etmesi lazım. Bunu da darbeciler mi söyletti? Sorduk, tık yok. Ne abisinden ne başbakandan, tık yok. Bunu duymuyorlar. Kulakları sağır bu konuda. Darbede darbe diyorlar. E sana ilkokul çocuğunun anlayacağı soruları soruyorum. Senin kapasiten bunu anlayacak nitelikte mi değil mi? Ben onu da test etmek istiyorum. Niye benim bu sorularıma cevap vermiyorsun? Hangi gerekçeyle cevap vermiyorsun? Değerli arkadaşlarım. Sonunda olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Tarihin önünde önemli bir çizgi çizildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çizginin bir tarafında adalete inananlar, hukukun üstünlüğüne inananlar, yolsuzluklara, rüşvete karşı olanlar vardı. Çizginin öbür tarafında da yolsuzlukları ve hırsızları savunanlar vardı. Dolayısıyla bu çizgi bizim siyasal tarihimizin en önemli çizgilerinden birisidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yolsuzlukları bütün delilleriyle ortaya konmuş dosya AKP grubu tarafından kapatıldı. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi grubu suç ortağıdır. Suç ortağıdır artık. Olayın aydınlanmasını değil, kapatılmasını istemiştir. Yolsuzluk yapanların divanda yargılanmasını değil, yargılanmamasını sağlamıştır. Artık suç ortağıdır. Böyle bakmak gerekiyor. Buradan yine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma sesleniyorum. Senin cebinden çalındı para. Senin alın terin çalındı. O nedenle söylüyorum. Otur ve yeniden düşün. Otur ve yeniden düşün. Çocuklarını düşün. Geleceği düşün. Türkiye'yi düşün. Temiz siyaseti düşün. Ahlakı düşün. Vicdanı düşün. Ve bir dahaki sandığa öyle git. Artık yeter. Artık yeter diyoruz. Değerli arkadaşlarım. Darbe darbe diyordu. Darbe suçtur. En önemli suçlardan birisi darbedir. Darbe iddiasında bulunan bir başbakan darbe iddialarının görüşüldüğü meclise katılmaz mı? Katılmadı. Nereye gitti? Tıpış tıpış Londra'ya gitti. Sen hani darbeyi savunacaktın? Hani darbeye karşı çıkacaktın sen? Yapmadı. Demek ki olay bir darbe olayı değil. Nereden çıkıyor? Sadece Davutoğlu'nun Londra'ya gitmesinden değil. 40 AKP milletvekili de kalktı, oyunu yargılamadan yana kullandı. Demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi grubu da ikna edilmiş değil. Onlar da artık biliyorlar ki güneş balçıkla sıvanmıyor, burada yolsuzluk var. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Yaptılar, Yüce Divan sonrası tartışmalar çıktı. İki AKP milletvekili, birisi içimizdeki hainlerdir bunlar diyor. Yüce Divan'a gönderilmesi yönünde oy kullanan 40 AKP milletvekiline bunlar bizim içimizdeki hainlerdir diyor. Şimdi ben Yüce Divan lehine oy kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o değerli milletvekillerine seslenmek istiyorum. Vicdanınızın sesini dinlediniz ve oy kullandınız. Yüce Divan lehine oy kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o değerli milletvekillerine seslenmek istiyorum. Vicdanınızın sesini dinlediniz ve oy kullandınız. Ama arkadaşınız size çıkıp hain dedi. O hainle yan yana aynı sırada oturacak mısınız? Asıl soru bu. Daha garibi, AKP'nin genel başkan vekili Mehmet Ali Şahin çıktı bir televizyon programına, o da konuşuyor. Dobra dobra konuşuyorum diyor. Maşallah, maşallah. AK Parti'nin genel başkan vekili olarak konuşuyorum diyor. Maşallah. Asgari ücretin yeni 1.000 liraya çıktığı bir ülkede bir siyasetçi 700.000 liralık saat alamaz kardeşim. Bu 700.000 liralık saati kolunda taşıyamaz kardeşim diyor. Değerli kardeşim, olay bittikten sonra niye konuşuyorsun? Niye daha önce konuşmadın? Kusura bakma, sen de suç ortağısın. Vicdanını temizlemek istiyor. Vicdanını temizlemek istiyor. İleride çocuklarına ben bu olaya karşı çıkmıştım demek istiyor. Kusura bakma, senin de vicdanın kirlidir. Bunu baştan söyleyecektin. Çıkacaktın adam gibi. Ben genel başkan vekiliyim, bunların Yüce Divan'a gitmesi lazım diyecektin. Demiyorsun, olay bitmiş. Kalkıyorsun şimdi konuşuyorsun. Kendini affettirmek, güzel görünmek istiyorsun. Sen de en az onlar kadar kirlisin. Kusura bakma, kusura bakma. Değerli arkadaşlarım, tabii şimdi geldik yeni bir safhaya. Yeni safha ne? Dört bakan aklandı. AKP grubu akladı. Bir suçları yok. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde dördü dilekçe verecek. Bizi göreve iade edin diyecekler. Biz bakanlık koltuğuna geri dönmek istiyoruz diyecekler. Haklı mı? Haklılar adamlar. Haklılar. Ama ben yardım olsun diye Sayın Davutoğlu'na katkıda bulunmak istiyorum. Dört bakanla ilgili bakanlık buldum. Muammer Güler. Mükemmel bir maliye bakanı olur.
İşi nasıl götürür? En iyi o bilir. Yeri gelir birisinin önüne yatar, yeri gelir hazineyi boşaltır. Bir sorun yok. En iyi Maliye Bakanı olur. Zafer Çağlayan, hazineden sorumlu devlet bakanı. Mükemmel. Yürütme konusunda kimse eline su dökemez. Egemen Bağış, Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu devlet bakanı. Tam uyar. Bakara makara deyip her cuma bir ayet sallar. Öyle. Diyanet işlerinden sorumlu. Erdoğan Bayraktar, biliyorsunuz bu, talimat almakla meşgul. Talimat verir, ben girerim. Yaparım diyor. Ona da kamu ihale kurumundan sorumlu bakan. Neden? Oğlum ihaleyi şuraya ver diyecekler, hemen verecek. Oraya değil buraya ver diyecekler, hemen verecek. Evet, bunları merak ediyorum. Kendilerine de öneriyorum. Neden öneriyorum biliyor musunuz? Hala yolsuzluk yapılmadığına inanan vatandaşlarımız var. Hala. Efendim olur mu? Bu bir darbeydi. Yolsuzluk yoktu. Lütfen Sayın Davutoğlu bunları görevlendir. Devleti tamamen soysunlar. O vatandaşımız da baksın ve öğrensin artık. Ne yapalım? Başka çaremiz yok. Tabii Egemen Bağış'a bir bakanlık önerdik ama dedik bu Diyanet'ten sorumlu devlet bakanı olsun diye. Ben merak ediyorum ve gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi grubundaki milletvekillerine sesleniyorum. Egemen Bağış, bakara makara deyip aklandı, Kur'an-ı Kerim'le dalga geçti, aklandı. Ben merak ediyorum, Recep Tayyip Erdoğan'la dalga geçseydi aklanır mıydı? Asla aklanmazdı. Ben bu soruyu soruyorum. Onlar lütfen aynanın karşısına geçip kendilerine bu soruyu sorsunlar. Kendilerine bu soruyu sorsunlar. Asıl soru budur. Asıl soru budur. Allah'ın kelamıyla dalga geçeni atlayacaksın. Recep Tayyip Erdoğan'a laf söyleyen adamı partiden atacaksın. Bütün mütedeyyin yurttaşlarıma sesleniyorum. Bunları sakın unutmayın. Yarın sandığa gideceksiniz. Sizin sorumluluğunuz var. Vicdani sorumluluğunuz var. Ahlaki sorumluluğunuz var. Bu tablo Türkiye'nin kaldıracağı bir tablo değildir. Vicdani sorumluluğunuz var. Ahlaki sorumluluğunuz var. Bu tablo Türkiye'nin kaldıracağı bir tablo değildir. Değerli arkadaşlarım, bütün bu soygundan ortaya çıkan bir tablo var. Kimse memnun değil. İşte narenciye üreticileri aramızda. Herhalde durumları çok parlak değil. Niye parlak değil? Neden alın terinlerinin karşılığını alamıyorlar? Birilerinin bunun hesabını sorması lazım. Birilerinin bunlara destek vermesi lazım. Adı sosyal devlet değil mi? Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal hukuk devletidir diyor. Sosyal devlet nedir? Sosyal devlet, yoksulluğa çare bulan devlet. İşsizliğe çare bulan devlet. Üreticinin hakkını koruyan devlet demektir sosyal devlet. Değerli arkadaşlarım, eğer söylediklerimde doğruluk payı var ve buna inanıyorsanız, muhafazakar yurttaşlarıma söylüyorum, buna inanıyorsanız, sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyup öyle oyu kullanın. Türkiye, hırsızların Türkiye'si olmamalı. Yolsuzların Türkiye'si olmamalı Türkiye. Ve bir şeyi daha sakın unutmayın. Somali'ye gittiler, çocuklara kitap armağan ediyorlar. Ali Baba ve 40 Haramiler. Kitabın adı. Ya insaf, zaten Türkiye'de yeteri kadar harami var. Ama sözüm söz. 4 yıllık yetki istiyorum. 4 yıl. 4 yıl. Namuslu 4 yıl. Temiz 4 yıl istiyorum. Haramilerden Türkiye'yi kurtaracağım. Haramilerden. Haramilerden kurtaracağım. Amerika'da da bir kitap vermişlerdi. Diktatörlüğün psikolojisi diye. Bu kitaplarda ciddi mesajlar var aslında değerli arkadaşlarım.
Demiştim ya, AKP müzik kutusu gibidir. Kim para atarsa onun müziğini çalar diye. Biliyorsunuz Kral Abdullah da Allah rahmet eylesin vefat etmeden önce o da 100 milyon dolar göndermişti. Onun da biliyorsun müziğini çaldılar. Onlar yas ilan etmiyor, bizimkiler yas içindeler. Nasıl yas onu da bilmiyorum. Niye bizim bayrağımız iner arkadaşlar? Buraya geldiğinde Anıtkabir'e gitmeyen bir insan için ben niye yas tutayım? Yine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren değerli yurttaşlarıma seslenmek istiyorum. Hatırlarsınız. Siz de duydunuz. Biz yırtık ayakkabı ile siyasete girdik dediler. Parmağımızdaki yüzükten başka servet yok dediler. Şimdi elini vicdanına koy. 12 yılda ne parmak kaldı, ne yüzük, ne kol kaldı, ne kanat. Sende bir şey kalmadı. Soyup soğana çevirdiler. Onların havuzları, villaları, yalıları, malikaneleri ve sarayları var. Ben şimdi sana soruyorum, senin neyin var? Senin neyin var? Ben söyleyeyim, senin de borcun var. Gırtlağa kadar gelmiş borcun var senin de. Onların parası, pulu, malikanesi, havuzlu villaları var. Neden sana borç düşüyor? Bir de kalkmış Ahmet Bey gitmiş yurt dışına. Söylediği bir cümle var. Gerçekten hayret ettim. Ya nasıl olur böyle bir şey söyler? Kullandığı cümle şu. Avrupa'da işsizlik varsa Türkiye'ye gelin. Ben dedim ki ya bu mutlaka doğru değildir. Bir yanlışlık var burada dedim. Araştırdık birkaç kaynaktan. Evet. Avrupa'da işsizlik varsa işsizler Türkiye'ye gelsin diyor. Sanki burada hiç işsizlik yok. Herkesin işi gücü varmış gibi. Tabii Türkiye gerçeklerinden kopuk arkadaşlar. Türkiye'yi bilmiyor. Türkiye'yi tanımıyor. Türkiye'de ne olduğunu bilmiyor. İşsizliğin ne olduğunu bilmiyor. Yoksulluğun ne olduğunu bilmiyor. Bunların bir eli yağda bir eli balda ya. Sanıyor ki bütün vatandaşlar böyle. Çalıp çırpıyorlar ya. Sanıyor ki bütün vatandaşlar çalıp çırpıyor. Sizden kimseye bir şey kalmadı ki zaten. Temiz siyaseti getireceğiz. Düzgün siyaseti getireceğiz. Değerli arkadaşlarım. Davutoğlu'nu hatırlatmak isterim. Türkiye'de 1.580.000 kişinin aylık geliri 150 lira. 1.580.000 kişinin aylık geliri 150 lira. 11.331.000 insanımızın aylık geliri 417 liradan az. 11.131.000 kişinin geliri 417 liradan az. Ayda 584 liranın altında bir gelir elde eden kişi sayısı 21.980.000 kişi. Bu rakamlar benim rakamım değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de rakamları değil. Devletin rakamları. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları. Diyorlar ki ayda 584 liranın altında gelir elde eden 21.980.000 kişi var değerli arkadaşlar. Bir de diyor ki Türkiye'de işsizlik yok. Avrupa'da ne kadar işsizler varsa gelsin ben hepsine iş bulacağım. Ya sen önce Türkiye'dekilere bul sonra Allah kerim. Burada millet işsiz, perişan vaziyette. O kalkmış orada diyor ki gelin Türkiye'ye ben size iş bulacağım. Türkiye'deki işsiz sayısı da 5,5 milyon arkadaşlar. 5,5 milyon işsizimiz var. İşten umudunu kesenler hariç. İşten umudunu kesenler hariç. Bakın değerli arkadaşlar. Diğer ülkelerdeki işsizlik oranlarını söyleyeyim. Almanya'da %5. İngiltere'de %5,8. Davutoğlu'nun konuştuğu İsviçre'de %3,4. Peki Türkiye'de %10,5. İsviçre'nin 3 katından fazla arkadaşlar. Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk. Bu kadar kopuk olan birisi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyor.
hiç işsizlik yokmuş gibi Türkiye'yi yönetiyor. Siz Türkiye'yi yönettiğine inanıyor musunuz? Emin olun Türkiye'yi yönetmiyor. Yönettiğini zannediyor. Onun için dedim zaten başbakanlık koltuğunda oturan 23 Nisan çocuğu gibi. Sen nasıl bilmesin Türkiye'deki işsizliği? O işsizliğin evleri nasıl yaktığını bilmez misin? Geçen hafta burada bir işsiz, üniversiteden birincilikle mezun olan bir işsiz çocuğun mektubunu okumuştum. Havuz medyası tabii, vay efendim Kılıçdaroğlu kandırdılar diye başlıklar atmış. Böyle bir kişi sanki yokmuş gibi. Ya biz önce gelen iletide adına soyadına bakarız, telefonuna bakarız, sorarız, öğreniriz. Böyle bir şey var mıdır yok mudur ondan sonra konuşuruz. Onlar hala bizi tanımıyorlar. Sanıyorlar ki biz de Ahmet Davutoğlu gibiyiz. Biz öyle değiliz. Doğru neyse onu söyleriz. Doğruları dile getiririz. O havuz medyasına soruyorum. Arzu edersen o çocuğun telefonunu verebilirim sana. Adını da verebilirim sana. Haramdan beslendiğin için belki bunu istemeyebilirsin. Haramdan besleniyorsun sen. Telefon ediyor ya. Süleyman diyor. 2 milyon gönder diyor. İşçilerin parasını ödeyeceğim diyor. Sanki babasının dükkanı orası. Bankanın genel müdürüne söylüyor bunu. Bu medyaya güvenilir mi? Güvenilmez. Haram medya. Haram medya. Fatura kime çıkıyor değerli arkadaşlar? Türkiye kötü yönetiliyor. Fatura kime çıkıyor? Fatura vatandaşa çıkıyor. Daha önce söylemiştim, bütün emekliler bir daha dinlesin. 10 milyon emekli bir kez daha dinlesin. Son yapılan zamları bir daha okuyorum. Yetim aylıklarına yapılan zam 6 lira 99 kuruş. 6 lira 99 kuruş. Dul aylıklarına yapılan zam 9 lira 32 kuruş. Harca harca bitmez. 600 lira aylık alanlara ayda 13 lira 98 kuruş zam yapıldı. 800 lira emekli aylığı alana 18 lira 64 kuruş. 1000 lira emekli aylığı alana 23 lira 30 kuruş. 1047 ve üstünü alanlara da 24 lira zam yapıldı. Devlet soyuluyor, fatura sana çıkıyor kardeşim. Sen hala gerçekleri öğrenecek misin? Türkiye'nin nasıl soyulduğunu öğrenecek misin? Hala farkında değil misin? Oturup düşüneceksin. Senin de sorumluluğun var. Yolsuzluklardan AKP'ye oy veren herkesin sorumluluğu var. Kimse kusura bakmasın. Siz çok iyi niyetlerle oy verdiniz. Türkiye büyüyecek dediler. Zenginleşecek dediler. Dünya lideri olacak dediler. Bütün komşularımızla huzur ve barış içinde yaşayacağız dediler. Ne çıktı? Hepsi palavra çıktı. O zaman oturup yeniden düşüneceğiz ve yeniden karar vereceğiz. Değerli arkadaşlarım, 29 milyon yoksulumuz var. 29 milyon yoksulumuz var. Bizim rakamımız değil. Devletin resmi rakamları. 29 milyon. Ermenek'teki Recep amcanın yırtık ayakkabısıdır yoksulluk değerli arkadaşlar. Viranşehir'de 13 yaşındaki çocuğumuz çöp toplarken öldü. Yoksulluk odur işte. Bebeğine süt yerine çay veriyor. Bez yerine naylon poşet takıyor. Yoksulluk budur işte. Onlar soyuyorlar, zenginleşiyorlar. Halk fakirleşiyor. Zenginleştik diyorlar. Kim zenginleşti? Siz zenginleştiniz. Sizin çocuklarınız zenginleşti. Değerli arkadaşlarım, bir rakam daha vereceğim. Herkes bilsin, bir rakam daha vereceğim. En zengin %1'lik kesim, Türkiye'nin en zengin %1'lik kesimi gelirin %54.3'ünü alıyor. Yani 100 lira gelir düşünün. Bir kişi 54 lirayı alıyor. 99 kişi de kalan parayı paylaşıyor. Buna adalet diyorsan adresin belli. AKP. Adalet değil. Ben de hak sahibi olmak istiyorum diyorsan onun da adresi belli. Mustafa Kemal'in partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Gel buraya kardeşim.
Onlara servet düştü. Sana yoksulluk ve borç. Borç rakamlarını da vereyim. Vatandaş borç batağında. Bakın değerli arkadaşlar. 2002'de kişi başına borç. 2002 hani ekonomik kriz, gecelik faizler %1000-1500 olan dönemi söylüyorum size. Dış borç, kişi başına dış borç 1963 liraydı. 1963 lira. Bugün 5224 dolar. 2002 yılında bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 2002'de 6,5 milyar lira. 6,5 milyar lira. Geçiyorum bugüne. 6,5 değil, 16,5 da değil. 106,5 da değil. Tam 345 milyar lira. 52 kart atmış. Niye zenginleşiyorlar biliyor musunuz? Şimdi daha iyi anladınız herhalde. Borç senin sırtına, servet onların sırtına. Sana gecekondu, onlara villalar, saraylar. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni değiştirmeye ahit ettim. Bütün vatandaşlarıma söylüyorum. İnanarak söylüyorum. Güvenerek söylüyorum. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin etnik kimliği üzerinden siyaset yapmayacağım. Hiç kimsenin inancı üzerinden siyaset yapmayacağız. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz. Ama sözüm söz, haramilerden hesap soracağız. (gülüyor) 2010. Esnaf sayısını veriyorum. 1 milyon 935 bin esnafımız var. 2014. 371 bin esnafımız dükkanına kilit vurmuş, kapatmış. 371 bin esnafımız. Esnaf kardeşlerime de söylüyorum. Hala uyanmadınız mı? Soyulduğunuzun farkında değil misiniz? Emekli oluyorsunuz, çalışıyorsunuz. Sizin emekli aylıklarınızdan %15 sosyal güvenlik destek birimi kesiliyor. Çalışan adam cezalandırılır mı? Cezalandırıyorlar. Neden? Dünyalıklarını yapsınlar diye. Sözüm söz. 4 yıllık yetki istiyorum. 4 yıl. %15 sosyal güvenlik destek primini kaldıracağız. Sözüm söz. Bu soygunun getirdiği fatura nedir biliyor musunuz? 30 milyar dolar. 30 milyar dolar. Avrupa Birliği'nin raporunu okuyorum size. Bizim raporumuz değil. Avrupa Birliği'nin raporunu okuyorum. Hukuki öngörülemezlik nedeniyle son dönemde yılda 30 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımı Türkiye'den kaçtı. Hukuk devleti yok ki yabancı sermaye gelsin. Adalet yok ki yabancı sermaye gelsin. 30 milyar dolarlık yabancı sermaye Türkiye'den kaçtı diyor. Şimdi diyecekler ki bunu da CHP yaptı. İyi de biz iktidar değiliz ki. İktidar değiliz. 30 milyar dolar az para mı? Gelip yatırım yapacak. İstihdam yaratacak. Ama kaçırıyor. Bunların hepsini biliyoruz. Söyledim yine söylüyorum. Mütedeyyin kardeşlerime söylüyorum. Muhafazakar kardeşlerime söylüyorum. Dindar kardeşlerime söylüyorum. Hepinize sesleniyorum. Sözüm söz. 4 yıllık yetki istiyorum. 4 yıl içinde ilk yapacağım şey, ilk 3 ay içinde yapacağımız siyasi ahlak yasasını çıkaracağım. Siyasi ahlak yasası. Siyasette ahlakı getireceğiz. 77 milyon yurttaşıma sesleniyorum. Ahlak istemiyor musun? İstiyorsan destek ver. Siyaset kirli mi kalsın, temiz mi olsun? Temiz mi istiyorsun? Destek ver. Haramilerden hesap mı soralım? Destek ver. Çocuğun işsiz mi? Destek vereceksin. Çocuğuna iş aş vereceğim. Diyorlar ki CHP gelirse evet sosyal yardımları kesecekmiş. Sanki babasının cebinden ödüyor da o gidince o da kesilecekmiş gibi. Sosyal yardımların
bir kuruşu bile kesilmeyecek. Tam tersine iki katına çıkaracağım. Sözüm söz. Eskiden biz bunu söylediğimizde parayı nereden bulacaksın diye soruyorlardı. Şimdi korkudan soramıyorlar çünkü paranın yeri belli zaten. Paranın yeri belli. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Bitlis İl Başkanımız ve Kayseri İl